Merhabalar. Ben 2020 Ekim Tuz 8.'si Doktor Gürbüz Yıldırım. Ben de 2020 Ekim Tuz 9.'su Doktor Kays Burak Çakır. Gürbüz, biz bugün şimdi ne yapacağız? Şimdi bugün yeni bir tuz sınavı daha açıklandı. Her tuz sonrası olduğu gibi bu tuz sınavında da bir sürü derece videosu dolaşacak ortalıkta. Tuz hazırlanan arkadaşlar bu videolardan işte bir ipucu kapayım, bir bakış açısı kazanayım diye izleyecekler. Ama söylüyorum, hiçbirinin bir faydası olmayacak. Biz bugün gerçekten size bir faydası olmasını istediğimiz bir video çekmek istedik. Peki Kays, seninle benim tuz sürecimiz nasıl ilerledi? Bizim tuz sürecimiz 5. sınıfta başladı. 5. sınıfın öncesinde herhangi bir şey yapmamıştık. 5. sınıfta derslerinin başlamasıyla birlikte derslerimize başladık. Daha sonra bu süreç ilerledi ve internlük geldiğinde herhangi bir program dahilinde çalışmadığımızı, bir programa ihtiyacımız olduğunu fark ettik ve bir arayış içine girdik. O sırada Özgür Hoca ile karşılaştık ve Özgür Hoca ile program yapmaya başladık. Özgür Hoca'nın programları dahilinde ilerledik. Programlara uyduk ve TUS'ta bu dereceleri alarak TUS sürecimizi bitirdik. Peki TUS diyoruz ama nedir bu TUS sürecimiz? Şimdi bu tuz bence 3 tane önemli özelliği olan büyük bir labirent. Bu labirentin birinci önemli özelliği, herkes bu labirente farklı bir noktadan başlıyor. Yani herkes aynı olmadığı için sizin de önünüzdeki engeller arkadaşlarınızdan çok farklı oluyor. Bu yüzden arkadaşlarınızın doğru yapmış olduğu şeyleri siz yapsanız bile istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. İkincisi, siz bu labirentin içerisindeyken önünüzdeki duvarlar yani engeller sürekli yer değiştiriyor. Yani siz çalışırken sürekli yeni kitaplar, yeni videolar, İşte daha çok soru tutturmuş kitaplar, yeni kamplar çıkıyor. Yani önünüzdeki engeller sürekli yer değiştiriyor. Üçüncü önemli özelliği de labirentin birden fazla çıkışının olması. Bu çıkışlardan bir tanesi sizi dermatoloji atarken, bir tanesi acile, bir tanesi cerrahi atarken, bir tanesi plastiğe atabiliyor. Bu yüzden de bu labirentin içerisinde ilerlemek oldukça zor. Biz bu labirentte ilerlerken kendimize uygun çıkıştan çıkabilmemiz için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bu yolda yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de çalıştığını zannedip çalışmamak. Eline alıyorlar bir kitabı, günlerce, haftalarca elinde gezdiriyorlar. Bu çok büyük bir yanlıştır. Aldığın kitabı 2-3 günde, 4 günde okuyacaksın, kenara atacaksın. Çok doğru söylüyorsun. Tek bir kitaptan sözlü sınava girecekmiş gibi her şeyini ezberlemeye çalışıyorlar. Her detayı öğrenip her şeyi ezberlemeye çalışırsanız detaylarda kaybolursunuz, konunun ana bütününden uzaklaşmış olursunuz. Okuyacaksın, atacaksın, tekrar tekrar okuyacaksın. Olay budur. Ondan sonra yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de temelde belli bir seviyeye gelmeden, temeli öğrenmeden klinik de ekleyip karman çorman bir şey ortaya çıkarmak. Sen belli bir seviyeye gelmeden, belli bir tekrar atmadan ilerlersen unutacaksın. Tekrar etmeden unuttuğun için de ilerleme yine kaydedemeyeceksin. Tabii bir de bunun soru kısmı var. Hiçbir soru çözmezsek eksiklerimizi fark edemeyiz. Bilgi düzeyimizi ölçemeyiz. Bilgi düzeyimizi ölçmediğimiz için de belki de çok iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Ama tek bir açıdan görüyoruz, farklı açılardan görmüyoruz. Ve yine ilerlemeyi yeterince kaydedemiyoruz. İşte Kays'ın bu bahsettiklerini bir program dahilinde düzenli bir şekilde çalışmak gerekiyor. Bir tür yerin kafasının rahat olması lazım. Sabah kalktığında ne çalışacağını bilmen lazım. Dün ne çalışmıştım, o bir hafta önce ne çalışmıştım'a girersek kitaplar içerisinde zaten kaybolup gideriz. Herkesin kendine özgü, bu labirent içerisinde doğru atımları içeren bir programı olması lazım. Biz bu şekilde programla çalışırsak motivasyonumuzu korumamız da daha kolay olur. Zaten TUS'a çalışırken eğer pozitif bakarsanız, motivasyonu çalışırsanız kendi puanınızı yükseltebilmeniz daha kolay olur. Ama sürekli karamsar bakarsak yükselme elde etmek oldukça zor. Zaten umutsuzluğa da kapılmamak gerekiyor. Örneğin bundan 4-5 yıl önce 3-4 TUS sınavına kendince çalışıp girmiş 40-44-45 puanlar almış birisi vardı. TUS'u da salmış, artık PSN hekim olmaya karar vermişti. Bir gün bir şekilde Özgür Hoca ile yolları karşılaşıyor ve Özgür Hoca onun yanlışlarını gösterip ona bak bunlardan vazgeç deyip ona özgü bir program yaptı. Bugünkü açıklanan sınavda 60 küsüründe bir puan aldı ve istediği bölümü tercih edebiliyor. Keşke yolları hocayla daha önceden kesebilseydi. Siz de kendinize en uygun bir yol haritası çizerek, gerektiğinde destek alarak umarım istediğiniz yerlere gelecek puanlara ulaşırsınız. Umarım bu video sonucunda TUS'a bir bakış açısı kazandırmışızdır. Arkadaşlar TUS'tan korkmayın, TUS sizden Sizden korksun. korksun.